Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Merhaba arkadaşlar. Birinci sözden itibaren besmeleyi konuşmaya devam ediyoruz derslerimizde. Bugün 8. gün oldu. 8. hafta değil. Bir önceki derste hata etmişim. Yanlış söylemişim. Dilim sürçmüş. 8 gündür birinci sözden itibaren besmeleyi konuşuyoruz. Birinci sözün sonuna gelmiştik. Şimdi 14. lemanın ikinci makamını tefekkür ediyoruz. Onda da 3. sırra kadar geldik. Dün ve ondan önceki gün birinci sır, ikinci sır konularımız olmuştu. Özetlersek ne konuştuk bunlarda kısaca? Bismillahirrahmanirrahim'in bize kanunlardan haber verdiğini konuştuk. Yani Allah içre, Rahman içre rahim olması, Cenab-ı Hakk'ın yaratışında, tecellisinde, esma ve sıfatlarının yansımalarında farklı katmanlar olduğundan haber veriyor bize. Kainatın heyet-i mecmuasında gözüken uluhiyeti, sonra dünyanın yüzünde özellikle canlılarla bezenmiş dünyanın yüzünde gözüken rahmaniyeti ve onlar içinde de insanda gözüken rahimiyeti. Kainatta böyle bir katmanlı tecelli olduğunu gördük. Tek düze değil, içlerinde katmanlar var. Esma-ül Hüsna sayısınca renkler var, farklı tonlar var. Böyle bir alemle karşı karşıya olduğumuzu aslında Bismillahirrahmanirrahim bize haber veriyor. Bu çok önemli bir şey. Dediğimiz gibi başta Neml suresindeki ayetlerden hareketle o Belkıs'ın hayreti boşuna değil çünkü çok büyük bir şeyden haberdar ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın Allah olması ayrı bir bilgi, bilgi kaynağı. Rahman olması ayrı bir bilgi kaynağı. Onların içinde rahim olması insan için ayrı bir bilgi kaynağı. Bu bizim tabii varlıkla muhatabiyetimizi de değiştiriyor. Burada aslında ikinci sır da biraz bize onu anlattı. İkinci sır bize öğretti ki hepimizin içinde bir ayna var. Cenab-ı Hak hepimize bir ayna bahşetmiş. İlla kainatın yüzeyine kadar çıkıp zihnen, fikren, ilmen, kalben öyle bir pencereden Allah'la muhatap olmak zorunda değiliz. Onu başarabilenler has-ı havas, en büyüklerimiz. Ama biz daha küçük seviyede, kendi içimizde de küçücük aynalar üzerinden Cenab-ı Hak'la muhatap olabiliyoruz ki bu insani arş dedik biz bunun içinde. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu kavramlaştırmasını izah ederken onu kullandık. O manayı kullandık. Cenab-ı Hak hepimize kendisini bildirir, bulur, yollar koymuş. Onları kullanabilirsek, görebilirsek, onlardan marifet devşirebilirsek, enfüsi tefekkürden Cenab-ı Hakk'ın marifetine ulaşabiliyoruz. Bunun da örneklerini bir önceki derste konuştuk. Böyle bir muhatabiyet tabii insanı bir sorumluluk altına da sokacak. Zaten üçüncü sır dediğimiz bahis de yavaş yavaş artık o sorumluluk alanını açmaya başlayacak bize. Deistlere karşı bizim serzenişimiz en çok şuydu. Madem bir Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz ve bu Allah'ın bizi özel tecelliler yarattığını da görüyoruz zaten. Bu da reddedilmez bir şey. Onu da kabul ediyorsunuz. Hani Allah'a inandığınız için, yaratıcıya inandığınız için bunu sizinle konuşuyoruz ey deistler. Yoksa ateistlerle başka türlü konuşmak lazım. Bunu görüyorsunuz, kabul ediyorsunuz. O zaman buna karşı bizim bir sorumluluğumuz olmayacağını nasıl söylersiniz? Nasıl iddia edersiniz? O Allah'ın bu kadar incelikli yaratışlardan sonra bizden bir şey beklemediğini, her şeyi abese doğru götürdüğünü nasıl söylersiniz? Deistlerin böyle bir iddiada bulunması daha da mantıksız. Ateistler bir mantıksız, deistler iki mantıksız yani. Yaratıcıya inanmakla bu iş bitmiyor ki. İnandığın anda zaten o sorumluluk alan açılmış oluyor. Ateistlerin kaçtığı da bu zaten yani. Sofestayilerin kaçtığı da varlığı kabul etmekle başlayan sorumluluk. Onlar aslında kaçakların en zekisi. Üstad da öyle söylüyor yani. Akıldan istifa ederek akla yaklaştılar diyor.
Bunu niye söylüyor? Çünkü hakikaten varlığı kabul ettiğin zaman bu varlık, bu sanat, bu incelikler, bu gözetişler, bu yaratışlar sizi böyle ya bunların bir hikmeti olmalı mesaisine sokuyor. Hikmet fark edişleri, arkasından sorumluluk fark edişlerini getiriyor. Hani bu amaçlı, bu amaçlı, bu amaçlı. Bir ben mi amaçsızım kardeşim dersiniz yani varlığın içinde her şey amaçlıysa beni buraya boşuna mı diktiler diye düşünürsünüz. Oradan kendi kulluğunuzun tefekkürü başlar. Marziyat-ı ilahiyi arama yolculuğu başlar. Sofestailer de bu yolculuğu fark ettikleri için en baştan diyorlar ki her şey işte saçmalıktır, yoktur, hiçtir, spesifiktir her şey falan vesaire ile kaçıyorlar. Kaçakların en zekisi onlar. Derece derece aptallıklar var. Bunlardan bir derecesi ateizm, bir derecesi de deizm yani. Hepsinde bir aptallık var. Biz izlerini görüyoruz Müslümanlar olarak. Pekala, işin bu kısmı böyleydi. Üçüncü sıra gelelim artık. Ve inşallah bugün biraz daha erken bitirmeye çalışalım. Gerçi ben niye 40 dakikaya sıkıştırıyorum ki? Yani gittiği yere kadar gidelim aslında. Ama tabii bıktırmamak da lazım. İnşallah çok tekrara düşmeden bunu yapmaya çalışacağım. Üçüncü sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. İlk paragrafı şöyle bir okumuş olduk. 14. lemanın ikinci makamının üçüncü sırrı bu. Bu da ilk paragrafıydı. Şimdi ilk paragraf bize özet olarak, genel olarak ne söyledi? Aslında Müslümanın alemin yaratılışından itibaren bütün o ilişkiyi açıklama şeklini söyledi bize. Biz bu varlığın başlangıcından sonuna o bütün ilişkileri rahmet penceresinden okuyoruz. Açıklama şeklimiz bu. Cenab-ı Hakk'ın hani bir hadisi kutsisi var. Kuntu kenzen mahfiyen diye başlıyor. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ben gizli bir hazineydim. Buyuruyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Yani yaratılışın hikmeti bu. Peki bu bilinmek istemesi ne için? Haşa sümme haşa, bunu anlamanın yollarından birisi çok deni, çok insani, mahlukata yakışır bir şekilde işte bazı şirk ekolleri maalesef bu tuzaklara düşüyorlar. Bu kendilerini Allah'a taşıma hastalığı aslında bütün şirk ekollerinin hastalığı. Yani şirk neyden çıkıyor? Allah'a ortak koşmak, Allah'a yaratışta yardımcılar, muinler, işte vezirler icat etmek, paylaştırmak kainatı bu neyden çıkıyor? Bu en çok insanın kendini Allah'a taşımasından haşa sümme haşa çıkıyor. Cenab-ı Hak bize bazı özellikler bahşetmiş ki kendisini bilebilelim diye, kendisini sınırlayalım diye değil. Bakın çok önemli. Kendisini bilelim diye vermiş, kendisini sınırlayalım diye değil. Biz elbette kendi ilmimizden onun ilmine, işte kendi kıskançlığımızdan, tırnak içinde söylüyorum, onun varlığını kıskanmasına, kendi adalet duygumuzdan, kendi adalet duygumuzdan onun adaletine, işte kendi iyilik yapma arzumuzdan onun keremine, rahmetine yollar buluyoruz. Anlamak için eşikler çıkarıyoruz buradan kendimize. Mesela ben nasıl diyorum bu varlığı eşit olmasını, sanatlı olmasını ya da işte efendime söyleyeyim dengede olmasını seviyorsam elbette bu kainatı yaratan Allah da onu seviyor diyorum. Bu bir marifet. Kainata bakıp bu marifeti sağlayabiliyorum. Ama bunlar şey olmamalı.
Yani kendimizdeki sınırları Allah'a taşıyarak olmamalı. Mesela ya ben işte en fazla bir iş yapıyorum, iki iş yapıyorum, üç iş yapabiliyorum beraber diyelim. İşte araba kullanırken telefonla konuşabiliyorum. İşte bilgisayarda bir şeye bakarken aynı zamanda yanımdakine cevap verebiliyorum. E ya bir tane Allah bu kadar işe nasıl yetişsin? Haşa sümme haşa. Sen ne yaptın orada? Allah'ı anlamadın. Kendindeki sınırları Allah'a taşıdın. Kendindeki sıkıntıları, mahlukat olmandan kaynaklanan sınırlılıkları sonsuz olan Allah'a taşıdın. Yanlış. Allah'ın Allah olması için sonsuzlukta olması lazım, kemalde olması lazım. İlahlık böyle olur ancak. Ona eğer Allah'lığı veriyorsun artık bu sınırları kaldır. Yani bu sınırlar senin için geçerli. Bunlar Allah için geçerli değil haşa. Yani böyle kusurlu tefekkürler elbette işte deistlerinki de biraz o. Ya diyor koskoca Allah diyor varlıkla ilgilenir mi diyor. Bizim ya bize mi bakacak ya diyor bizimle mi uğraşacak. O senin kibir algından kaynaklanan bir şey. Yani insanda büyüklüğün alameti aşağıya karşı ilgisinin azalması neden? Çünkü gücü yetmiyor zaten. Diyelim işte bir tane popstar olsun atıyorum. Deneyi bir örnek oldu ama olsun bunu kullanalım. E adam tamam geçerken hayranları bir iki el sallıyor fazla muhatap olmuyor. Neden? Yüz binlerce hayranı var. Hangi biriyle konuşsun? Kendisi sınırlı bir canlı. Zamanı sınırlı. Konuşma kapasitesi sınırlı. Vesaire. Ama Cenab-ı Hak böyle sınırlarla tahdit edilmiş değil ki. Cenab-ı Hakk'ın biriyle muhatap olması, başka biriyle daha muhatap olmasına engel olmaz. Yani bizim kibirimiz, büyüklüğümüz, büyüklük algımız sınırlarımızdan dolayı yaralanıyor. Büyüdükçe ilgisizliğimiz artıyor bazı şeylere. Seçmek zorunda kalıyoruz ilgileneceğimiz şeyleri. Yoğunluğumuz varsa mesela diyoruz ki bugün 3 müşteriye gideyim, şu müşterilere gitmeyeyim diyoruz mesela. Eğer ticaretle uğraşıyorsak. Veya bugün şunu şunu yapayım, bunu yapmayayım diyoruz. İşleri paylaştırıyoruz çünkü sınırlıyız. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle sınırlarla mukayyet olmadığı için onun o şeylerle ilgilenmemesi kemaline nakısı olur. Gücü yetiyor, iradesi de yetiyor, ilmi de yetiyor. Niye ilgilenmesin? Niye yaratışta başkalarına alan bıraksın? Yani bakın nasıl kusurlu bir tefekkür var burada. Kendi varlık algımızı Allah'a taşımaktan, kendi insani sınırlarımızı Allah'a taşımaktan dolayı onu sınırlandırmak var. Bütün şirk ekollerinin de bu vardır arkadaşlar. Az çok. Hatta o putlar neden hep insan şekillerine benziyor? İşte insanileştirmekten. Onlar ilah tasavvurlarını insanileştirmeye başladıkları için işte insandan hallice, işte Zeus varmış, yıldırım çıkarıyormuş. İşte Hades varmış, elinden ateş saçıyormuş, bilmem şuymuş buymuş. Ama bakıyorsun insan gibi yani. Dizileri, filmleri var veya heykelleri var, insan gibi. Demek ki insanlaştırmışlar ilahlarını. Kendilerinde onu anlamaya yolları görmüşler. Ama tenzih etmeleri gerektiğini, Subhanallah demeleri gerektiğini, mukaddes beri tutmaları gerektiğini unutmuşlar. Bu yüzden belki de İslamiyet'te Cenab-ı Hakk'ın tenzihi çok vurgulu. Namazı kılıyoruz mesela hemen Subhanallah çekiyoruz değil mi? Ne için? İşte bu tenzihi hatırlatmak için. Veya başımıza bir şey geldiğinde Subhanallah diyoruz hayretimizden. Yani neyi hatırlatıyoruz kendimize? Bu da bir iç terbiyedir. Cenab-ı Hak kusurlardan münezzehtir diye hatırlatıyoruz kendimize. Eğer onda bir kusur göreceksek bu bizi frenliyor. Hemen onu söylüyoruz kendimize. Subhanallah. Bu oluyor ama Cenab-ı Hak bunda bir kusur yaratmaktan münezzehtir. O zaman o şey de kusurlu olmaktan münezzehtir. Ben bunun hikmetini çözememiş olabilirim. Ben bunun tecellisiyle şu an tam muhatap olmamış olabilirim. Veya ondaki sırrı, ondaki hayrı, ondaki nimetiyeti şu an görmemiş olabilirim ama Allah kusurlu yaratmaktan münezzehtir diyoruz. Evet, yani bu bir hatırlatma aynı zamanda. Tekrar paragrafa dönelim. Burada dedik bize varlığın açıklanış şekli veriliyor. Yani varlık varlık arasındaki ilişkiler, varlık Allah arasındaki ilişki. Bu ilişkiler neden var? Bu varlık neden var? İşte hepsinin kaynağının gidip dayandığı yer rahmet. Cenab-ı Hak Allah ismi şerifinin sahibi ve bunun yanında rahmet sahibi. Bizim yaratılışımız da onunla ilgili.
Yani hiçbir şey, mesela samadaniyeti çok konuştuk bir önceki ders, ondan evvelki ders. Samadaniyet ne demek? Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmayışı, her şeyin ona muhtaç oluşu. İlah ancak böyle olur. Yarattığına muhtaç olan ilah olur mu? Haşa. Böyle bir ilah olamaz. Yani şey, erke döner geci gibi yani. Öyle şey olur mu? O ona muhtaç, yarattığına muhtaç, yarattığı da ona muhtaç. Böyle bir şey olamaz. Zaten İhlas suresi de bunu hatırlatıyor bize. Oraya girmeyeyim, çok dallanır. O zaman bunu açıklamamızın tek bir yolu var. Az önce şeyi iptal etmiştik, diğer şıkkı. Haşa, Cenab-ı Hak şöhret için, haşa sümme haşa, onun kemaline bu bir nakısedir. Cenab-ı Hakk'ın buna ihtiyacı yok yani, bilinme tutkusu, haşa, böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak kendi kemalinden, kereminden, rahmetinden bilinmek istiyor. Çünkü bilinmek yaratacaklarının faydasına. Anlatabildim bilmiyorum. Yani Cenab-ı Hak kendi zatında böyle işte deni insanlarda olan o his gibi, beni herkes duysun, beni herkes bilsin falan, böyle bir şeyle haşa sümme haşa, böyle bilinmek istemiyor Cenab-ı Hak. Onun bilinmek istemesinin asıl sebebi rahmetinin, kereminin şanı. Yani bildirecekleri mutlu olacaklar. Yoksa Allah muhtaç değil ki bilinmeye. O ünlüler gibi, şunlar gibi kaprise tribe girmez. Bana saksı muamelesi yapmayın falan filan, hani vardı bir zamanlar. Erol Büyükburç böyle bayağı bir inletmişti ortalığı. Haşa sümme haşa, yani Cenab-ı Hak hakkında konuşuyoruz. O böyle şeylerden münezzehtir. Böyle bir tutkuyla bilinmekten onu tenzih ederiz. O bizim iyiliğimiz için, bizim faydalanmamız için, bizim ikrama ulaşmamız için kendisini bildiriyor. Ki hani Üstad Hazretlerinin ibadetlerin hikmetini açıkladığı o cümle, ona soruyorlar, soru kısmında şey var. Hani Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil, niye bizden ibadet istiyor? O da diyor ki sen muhtaçsın. Manen hastasın. Yaraların var. Bu ibadetler Cenab-ı Hakk'ın muhtaçlığından değil, sana iyi geldiğinden. Seni yapmak, senin bu ibadetleri yapmak fıtratının hakkı olduğundan. Yani mesela siz yine sorunlu bir örnek ama meseleleri yaklaştırdığı için arkadaşlar böyle örnekler veriyorum. Siz kafanızda bu örneklerin sorunlu kısmını temizleyin. Yani onları almayın. Sorunsuz kısımlarından hani meseleye yaklaşın. Derk etmiş olun. Onun için veriyorum bunları. Yoksa bu örnekler birebir olayı anlatmıyor yani. Tekrar tekrar söylemek istiyorum bunu. Mesela siz çocuğunuzu aldınız, gezmeye çıkardınız. Şimdi sizin çocuğunuzu gezdirmeye ihtiyacınız mı var? Yo, çocuğun gezmeye ihtiyacı var. Ya da başka bir türlü örnek. Mesela işte sizin bir hayvanınız var diyelim. Kediniz, köpeğiniz. Dışarı çıkardınız hava aldırmaya. Sizin köpek havalandırmaya ihtiyacınız mı var? Yani köpek havalandırmadığınızda ölüyorum, hasta oluyorum falan, böyle bir şey mi oluyor sizde? Böyle bir şey olmuyor. Köpeğiniz olmasa da yarın bir gün o köpeğe araba da çarpsa, ölse, siz yaşamaya devam edeceksiniz. Böyle bir zorunluluk ilişkisi yok. Ama sizin neyiniz var? İyi bir sahipsiniz. İşte şefkatlisiniz. İşte buradaki rahmetle de ilişkilenecek orası. Yani o hayvan öyle kapalı bir yerde kalsın istemiyorsunuz. Böyle bir hava alsın, bir çıksın, dolaşsın, bacakları açılsın istiyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Buradaki sizin yapma arzunuz şey değil yani, o diğeri gibi anlaşılmamalı. Bir menfaat tutkusundan değil sizin yaptığınız. İyilik duygunuzdan, keremden. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratışı da kendisinin haşa sümme haşa, ateistlerin böyle Müslümanları tezyif etmek için kullandığı gibi bir şöhret arzusundan, bir hükmetme arzusundan, deni şekillerde söylüyorum bunu. Elbette Cenab-ı Hak hükmetmek ister. Çünkü onun hakkıdır. Cenab-ı Hak büyüklenmek ister. Çünkü büyüklenmek onun hakkıdır. Ama onların kastettiği denilikte değil, rahmetiyle, keremiyle bir renk almış, bir tat almış şekilde yani. Bununla bulanmış şekilde. Evet, şu hadsiz kainatı şenlendiren bin müşahede rahmettir. Yani şenlenmek, neşelenmek, hareketlenmek, bu hakikaten rahmet ile. Varlık varlık arasındaki ilişkilere bakıyorsunuz, örülmüş rahmet ile. Hatta mücadele olarak gördükleriniz bile aslında biraz ileri tefekkürlerle rahmet olarak görünüyor.
Mesela işte aslanların sürüye tasallutu, bir geyik sürüsüne tasallutu. Şimdi zoologlar diyorlar ki bilim adamları aslan izlerken sürüyü karar veriyor. Bu sürünün en zayıfı hangisi, en yaşlısı hangisi, en hastalıklısı hangisi? Bir hesap yapıyor diyor orada. Saldırdığı zaman ona konsantre oluyor. Ve hakikaten kaçarlarken de o geride kalıyor, onu yakalıyorlar vesaire. Ha, istisnalar var mıdır? Vardır ama genelde diyor şeyleri bu. Hedefleri bu. Bu ne sağlıyor diyorlar? Bu sürü içinde bulaşıcı hastalıkların artması riskini azaltıyor. Bir. Sürünün hayatta kalma oranını arttırıyor. Çünkü güçlüler devam ediyor yolculuğa. İki. Üç. Eğer o canlı diyelim kötü bir duruma düşse bunun sürüye de zararı var. Ondan da sürü kurtulmuş oluyor. 3 mesela. Yani sürüyü bir şekilde korumuş oluyor. Bu av içlerindeki bu seyrelme sürünün ayakta kalmasını sağlıyor. Yani bakınız arkasında yine rahmet gözüktü. Biz biliyoruz ki yine işte konuştuğumuz şeyler o ekolojik denge, yılanların fareleri, farelerin başka şeyleri, işte kurbağaların sinekleri falan filan. Bu avlayış, avlanış zahirde bize mücadele gözüküyor ama aslında o mücadelenin arkasında o sistemin devamı haysiyetiyle bir rahmet tecellisi var. İlk derslerden birisinde verdiğim örnek, kangren olan birisinin ayağının kesilmesi ona rahmet mi değil mi? Rahmet. Çünkü bütüne baktığınız zaman onun hayatta kalmasını sağlıyorsunuz. Her ne kadar fiiliniz ademi gözükse de bütünde yine rahmet tecellisi gösteriyor. O yüzden kainattaki her şeyin arka yüzü, ön yüzü olmasa bile arka yüzü rahmete bakıyor. Çoğusunu zaten ön yüzü de rahmete bakıyor. İşte anne yavru ilişkisi, yağmur toprak ilişkisi. Daha bunun gibi birçok ilişki var ki biz hemen diyoruz ki ya bu ikram yani ya bu nimet, büyük nimet. Her şeyi, dünyadaki çoğu şeyi hemen hayır, hemen nimet olarak zaten isimlendiriyoruz. İsimlendiremediklerimizde de işte gözümüzün, nazarımızın, tefekkürümüzün eksikliğinden tam çözemediğimiz şeylerde de biraz arkasına uzandığımızda, biraz daha böyle derinlemesine baktığımızda onda da çok hikmetleri altında görüyoruz ve anlıyoruz ki yine bütünün faydasını oldu. Yani biz rahmeti en çok şuradan müşahede ediyoruz. Bir şeyin varlığı devam ediyorsa o ona rahmettir. Mesela sizin çocuğunuza yaptığınız iyilikler onun hayatını devam ettirdiği için ona rahmettir. Tokat atsanız bile eğer bu tokat ileride onun hayatını kolaylaştıracak bir eğitim içinse mesela çocuğun eli hırsızlığa alışmış elbette bir tane tokat patlatırsınız babasısınız annesisiniz vesaire vazgeçsin diye. Hani sözle söylersiniz vazgeçmiyor biraz şiddet gösterirsiniz. Veya işte namaza direniyor kılmak istemiyor zorla alıştırmak var. Alıştırırsınız. Bunu niye yapıyorsunuz? Kötülüğünüzden mi? Yok, kötülüğünüzden değil. İleride hayatta daha başarılı olmasını, daha muvaffak olmasını, ahireti adına daha iyi olmasını istediğiniz için bu varlığa hizmet olsun diye bunu yapıyorsunuz yani. Demek ki biz rahmeti bundan müşahede ediyoruz. Varlığa yapılan hizmetten müşahede ediyoruz ve görüyoruz ki varlık varlığını devam ettiriyor. O halde bu hüküm doğru. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Yani rahmetin olmadığı bir alemde, yani düşün tefekkürünüzden, kafanızdaki tanımdan rahmeti çıkarın. Rahmet diye bir şey yok, merhamet diye bir şey yok. O alem nasıl bir alem olur? O dünya telakkisi nasıl bir telakki olur? O varlık algısı nasıl bir algı olur? Bediüzzaman'ın bazı temsillerinde vardır bu. Yani öyle bir gözle varlığa bakıldığında ne görülecek diye. Her şeyin birbirine çöktüğünü, ezdiğini, zulmettiğini böyle görürsünüz ki bakıyoruz. Yani seküler insanlarda neden bu böyle anarşi, işte isyan, ne bileyim şiddet olayları çok gözüküyor. Onların sokak eylemleri daha fazla. Hatta bizi de kınarlar işte sizler çok itaat kültürü içindesiniz falan filan diye. Ondan değil, bizim varlık algımız tam bu değil. Yani biz sizin gibi bakmıyoruz her şeyi mücadele, kavga, dövüş diye görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için tepkimiz de böyle olmuyor.
siz öyle gördüğünüz için, hak verilmez alınır dediğiniz için, Allah'ın bağışladığı hakları görmediğiniz için, işte her şeyi kavgayla, dövüşle, neticesi belirsiz mücadelelerle almaya çalışıyorsunuz ve sonucu da karanlık oluyor. Hakikaten yani neden o insanlarda intihar oranı dindarlardan daha fazla? Neden o insanlarda karamsarlık dindarlardan daha fazla? Neden anarşi onlarda daha fazla? Ya bu bir gerçek yani, şimdi bunu da böyle şey gibi düşünmesinler. Komünizm, sosyalizm, bunların Avrupa'da özellikle tecellisini biliyoruz biz. Yani sonuçları ne olmuş, neler olmuş, kimler kimleri kırmış, kimler kimlere neler yapmış. Bunları şimdi tarih kitapları yazıyor, biz de okuyoruz. Elimizde eserler var bu dönemleri anlatan. Yani o mücadele, o kavga, o bakışın sonucu. Eğer bütün bu dünya ilişkisini rahmetle açıklamazsanız, kavgayla açıklarsınız. Çünkü her şey kendi başına olmaya başlar. Eğer bunlara bir rahmet eden yoksa başlarında, o çekildiği an her şey kendi başına olmaya başlar. Bu kendi başınlık da kavga demektir. O onu yenerse alır, bu bunu yerse alır. İşte büyük balık küçük balığı yutar falan filan. Hızlı olan yavaşı avlar. Bu iş böyle sürer. Demek ki karanlıklı mevcudat ışıklanması için de rahmet lazım. Kainatı bu gözle görmek lazım ki mevcudat gözünüzde ışıklansın. Size parlaklığını göstersin. Eğer rahmetle, keremle bakmazsanız, yani o göz background'unuzda olarak alemi temaşa etmezseniz, siz de varlıktaki ilişkileri mücadeleyle açıklarsınız. Siz de cozutursunuz yani ondan sonra. Zaten dünyayı değiştiremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Böyle bir gücünüz yok. İşte ancak kavga ediyorsunuz, kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Kendi psikolojinizi bozduğunuzda kalıyor. Tabii burada şunu da ihmal etmeyelim. Meşru şekilde hak talebi var elbette İslam'da. Ama şer-i şerif çerçevesinde. Evet. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe yine rahmettir. Burada bir üçüncü evreye geçtik. Terbiyeyi rahmete bağladık. Normalde terbiye doğrudan rahmetle ilişkili bir şey gibi gözükmeyebilir insana. Yani terbiyede bir şiddet vardır çünkü her zaman şey değildir. Okşamaklı olmaz terbiye. Bazen de şiddet de olur, musibet de olur, dert de olur. Cenab-ı Hakk'ın hastalık bile bir terbiyesidir yani bize. Ama bunun da amacı rahmet. Bunun da maksadı rahmet. Az önce konuştuk ya, iyi bir yere götürmek istiyor bizi. Kötü bir yere götürmek istemiyor ki. Hasta oldum ya, Allah bu hastalığı bana niye verdi falan filan. Ya demek ki bunu yaşaman lazım ya. Bunu bilmen lazım. Bu tecrübeyi görmen lazım. Biraz güçsüzlüğünü hissetmen lazım. Firavun için derler ki Firavun'un dalaletinin en büyük sebebi hiç hastalık görmemesiymiş. Yani öyle bir fiziği varmış. Hayatı boyunca hiç hasta olmamış. Demek ki güçlü, fizikli, yapılı, bedenli bir adammış. E bak ne oldu? O Firavun'a nimet mi oldu? Olmadı ki. Firavun o kibri yüzünden kendini ilah sandı haşa. Kur'an'da da geçer, ben sizin en büyük Rabbiniz, ilahınız değil miyim diye soruyor ahalisine. Onlar da gaza getiriyorlar onu iyice. Evet diyor, sen öylesin falan filan. E öyle olmasaydı, biraz haddini bilen birisi olsaydı, biraz içindeki küçüklüğü kavrasaydı, özündeki aczi farklı kavrasaydı, Musa Aleyhisselam'ın yaptığı tebliğle muhatabiyeti böyle mi olurdu? Biz görüyoruz ki peygamberler geldiklerinde onlara ilk karşı çıkanlar genelde o kavmin zenginleri, güçlüleri. Neden? İşte aczilerini hissetmiyorlar, fakirlerini hissetmiyorlar, hakikati insanı hissetmiyorlar. Onlar kendilerini daha üst bir yerde görüyorlar. Varlıkla ilişkilerini daha başka tanımlıyorlar. Kazananlar olarak bakıyorlar kendilerine. Savaştık, kazandık. Bu güç bizim hakkımız, doğuştan hakkımız, genlerimiz de var, bilmem ne, bilmem ne. Ne oldu yani, ölmedin mi? Ne oldu, hastalanmıyor musun? Ne oldu, hiç mi böyle aşamadığın bir şey yaşamıyorsun yani? Dert, keder, bela, Allah korusun yani, yaşamıyor musun yani? Bu hava ne? Demek ki terbiye yine rahmet, çünkü bize had bildiriyor. Hastalar Risalesi'ne dönersek Bediüzzaman Hazretleri'nin, orada mesela bazı gençler vardı diyor, hastalıkları olduğunu fark ettim daha sonra. Onlar diyor emsallerine kıyasla ahirete daha düşkündüler. Bu da olabilir yani.
Eğer sana Cenab-ı Hak her istediğini verse, zenginlik verse, sağlık verse, işte ne bileyim yakışıklılık verse, beden gücü verse, sapıtmayacağın ne malum? Onları vermediği bir hayatta cenneti kazanmak mı daha güzel? Onları verip cehenneme gitmen mi güzel yani? Elbette onların olmadığı bir hayatta cenneti kazanmak daha güzel. Demek ki yoksunluklarla yapılan terbiye de rahmetin içinde. O terbiyeye şey gözüyle bakmayalım. Bize ceza, bize elem, bize gadr gözüyle bakmayalım. Cenab-ı Hak bize kötülük etmek istemiyor haşa. Bizi iyiye sevk ediyor. Bizi terbiye ediyor. Bizi doğruya yönlendiriyor. Bunun bir tarafı mükafatlarla, bir tarafı mücazatlarla. Mücazatsız eğitim olamaz. Bakınız pedagojide böyle akımlar çıktı bir dönem. İşte çocuğa hiç ceza vermemek lazım falan filan. Sonunda geldiğimiz nesil, bugün ulaşılan nesil, kendinde kusur görmeyen, ne derler ona, şeyi egosu tavan yapmış, enaniyet kol gibi. Bana mısın demiyor, hatasını kesinlikle kabul etmiyor. Kusur kendine almıyor. İşte geçenlerde de bir şehitler hakkında konuşan bir kız oldu böyle terbiyesiz sözlerle. Yani o kız da aslında içinde o bozukluğu yaşıyor. Orada birisi işte onu uyarmış. Yani şehitlerimiz var vesaire diye. Diyor sen beni nasıl uyarırsın işte bilmem ne, duyar kasmayı bilmem ne. Aciz ve fakir olduğunu bilse bir insan biraz kusuru kendine alsa der ki ya doğru. Ya doğru yani insanların hali kötü, acımız çok. Bu şartlarda böyle şeyler yapmamak lazım. İnsanların da damarına basmamak lazım. Biz küçükken annemiz bize böyle hani şeyi vermezdi. Eve meyve alınmış, bir şey alınmış. Sokakta milletin çocuğuna göstererek yeme derdi. Niye? İşte canı çeker. Belki onun annesi babası alamıyordur. Elinde yoktur. Sokakta yeme derlerdi böyle şeyleri. Yani biz öyle bir terbiyeden geldik ama bugünkü nesile bakıyorsun. Çocuğuma işte okşayarak eğitim, çocuğumu hiç kırmayayım, çocuğumu bilmem ne. Ya kırılması gereken yerde kır. Kır ki o kabalığı gitsin. Marangoz tahtayı yontuyor da kötülüğü için mi? Yok mobilya olsun diye yapıyor. Cenab-ı Hak da bizi bazen işte böyle musibetlerle terbiye ediyor ki o kabalığımız gitsin. Çünkü bizim kötülüğe de gitme temayülümüz var. Ne mutlu faydalı yönlere gidenlere. Peki, terbiyeye de böyle bakacakmışız demek ki. Hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi. Müteveccih, teveccüh yani yönelmek demek. Bir ağacın bütün heyetiyle, bütün vücuduyla, kapsamıyla meyvesine müteveccih olduğu gibi, yöneldiği gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Bakınız, evrimcilerin, gerçi sadece evrimcilerin suçu değil bu ama onların meşruiyet alanını yarattığı şey bu, oluşturduğu şey bu. İnsan sanıyor ki evrenin yönetme hakkı kendisinde. İşte evrim de diyor ki en son biz geldik. En mükemmel biziz. Tabii ki de bu iş bizde yani. Bundan sonra alemin raconunu biz keseceğiz. İşte efendime söyleyeyim bizim şekillendirdiğimiz şekilde olacak her şey. Ağaçları getiriyorlar mesela şeylerde. Ağaçları böyle şey yapmışlar. Sağını solunu biçmişler. Doğal şeklinde kalmasın da şöyle olsun. İşte böyle daha güzel. İşte bir yerde doğal bir şey var mesela onu bozuyor insan gidiyor kendi şeyini suni şeyini getiriyor düzenini getiriyor. Ve bugün bu algının dünyayı yöneten biz olmalıyız. Bizim güzel dediğimiz güzeldir. Dünya doğal halinde kalmamalı. Felsefesinin getirdiği şey bizi ekolojik felaketler, küresel ısınma, çevre kirliliği. E niye? Çünkü alem bizi yalanlıyor. Hayır, ben zaten güzeldim. Ben zaten güzellik üzerine yaratılmıştım. Senin bu müdahalelerin çirkinlik oldu. Bozdun benim düzenimi. Alem bize böyle söylüyor. Biz mesela kanaat edemedik bazı şeylere. Teknolojiyle üstüne çıktık. Daha fazlasını yaptık. Ama dönüşü ne oldu bunun? Kötü şekilde oldu. Çünkü alem o kadar hızlı gitmek istemiyordu. Gibi gibi. Ha, buradan şuraya bağlayacaktık. Yani İnsan kendisini bir hiyerarşinin tepesinde her şeye boyun eğdiren, racon kesen, hükmeden, bu hakkı kendinde gören bir şey olarak görmemeli.
bu ilişkiyi de rahmetle açıklamalı ve kendini en alta indirmeli gerekiyorsa. Yani bir kendini ailenin reisi, iktidar sahibi, baba olarak görmek var. Bir de Nazen'in bebek olarak görmek var. Şimdi baba da boyun eğdiriyor, bebek de boyun eğdiriyor. Bebek ağladığı zaman annesi babası koşup gelmiyor mu? Inga diyor. Maması geliyor, ınga diyor, suyu geliyor, ınga diyor, kucakta sallanıyor. O da istediğini yaptırıyor, baba da istediğini yaptırabiliyor. Ama bizim durumumuz babanın durumu değil, bizim durumumuz bebeğin durumu. Çünkü kendi gücümüzle yapmıyoruz onu. Kendi gücümüzle girdiğimiz işler bozuluyor. Cenab-ı Hak bizim etrafımızda onları istihdam etmiş. Bakın, nereden nereye geldik varlık hiyerarşisinde? Tepenin en üstü biziz, biz ne dersek o olur. Racon bize aittir değil. Sen aşağılarda bir yerdesin ve sana şefkat ediliyor. Bunu bil. Bu etrafındaki hizmet rahmetten, senin üstünlüğünden değil. Birisi sana onları rahmetle hizmet ettiriyor. Haddini bil, aşma, şaşma. Bu nasihat var. Ve burada yeni bir varlık algısı var. İnsanın içini de terbiye eden, dışına da zararını azaltan, belki de yok eden bir varlık algısı var. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine, yardımına koşturan bilbedahe apaçık ki rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Yani bu yaratılış niye oldu? Haşa, Cenab-ı Hakk'ın güneşe, aya, Mars'a, Venüs'e, Jüpiter'e, bunlara ihtiyacı olduğundan mı yarattı Allah? Haşa. Ya da Samanyolu galaksisine Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı mı vardı? Haşa. Tövbe haşa. Yok, öyle bir ihtiyacı yoktu. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah olmanın şartı budur zaten. Allah hiçbir şeye muhtaç olmaz. Öyle olursa Allah olur. Niye yarattı o zaman? İşte rahmetinden. Onlara iltifatından. Şimdi biz burada tesbih ve İşte tahlil vesaire uğraşıyoruz bunlarla. Ama kainatta da melekler bu işle mesaideler. Onlara da bir iyilik oldu bu. Tesbih ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın marifetiyle meşgul oluyorlar. Kendilerine göre ibadetleri var. Sadece biz değiliz ki. Samanyolu galaksisi de onların işi. Veya işte atıyorum, biz dünyada böyle meşgulüz. Ay'da da başkaları belki var. Biz şu an oradaki hayatı bizim hayat tarifimiz içinde olmadığı için anlayamıyoruz. Bizim şeyimizin üstünde öyle ışıklar var ki insanın gözü onları algılayamıyor. Alemde öyle ışık tarzları var ki o ışıkları bizim cihazlarımız şu an yakalayamıyor mesela. Bilim geliştikçe, ah diyoruz, şu da varmış. İşte röntgen şuağı da varmış. İşte alfa, beta, gamma ışınları da varmış. Yavaş yavaş, aşama aşama kavruyoruz ki ya alem bizim gördüğümüzden ibaret değil, bizim göremediğimiz varlıklar da var diyoruz. Melekler de bunlardan birisi. Bugün bizim hayat tarifimiz karbon bazlı canlılara dayanıyor. Ama melekler karbon bazlı değil, nur bazlısı var. Başka belki yapısal maddelerden yapılanlar var. Madde ötesi şeylerden yapılanlar var. Bizim dar hayat algımızın oraya çıkmaması, oraların boş olması anlamına gelmiyor. Yine rahmetle oralar da dopdolu. Evet, bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. İşte bak, nereden geldik, 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 geldik. En son yine insana geldik. Ya bu alemleri yaratan, yani Samanyolu galaksisi, az önce konuştuk, Andromeda galaksisi, bilmem ne galaksisi, bunlar onun mülkünde tesbih tanesi kadar bile değil. Bizim onların içindeki durumumuz çok 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 böyle, hani bizim güneş sistemi çok 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 küçük. Onun içinde dünya çok 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 küçük. Onun içinde insan çok çok küçük, ama insan Cenab-ı Hak'la muhatap. Bunu insan kudretiyle mi yaptı? Yo, ne kudretimiz var? Nereye gidebildik? İşte daha en son araç gönderebildik Mars'a. En son insan çıkabildi Ay'a. Değil mi? Çıkabildiğimiz yer Ay. Yani biz bir yere gittik de birisini mecbur mu ettik? Haşa, öyle bir gücümüz yok. Zaten Cenab-ı Hak mekandan da münezzeh, yani öyle mekanın içindeki varlıklar onu da öyle bulamazlar. Yani öyle bir bulma yok.
Niye oldu peki bu? Cenab-ı Hak bize niye muhatap oldu? Ya da bizi niye muhatap aldı? Rahmetinden ikram ediyor yahu. Ya bu din bize ikram ikram. Biz Cenab-ı Hakk'a bir hediye vermiyoruz yani böyle işte zekat verdiğimizde ona iyilik yapmıyoruz. Veya işte namaz kıldığımızda ona iyilik yapmıyoruz. Kendimize iyilik yapıyoruz. Bu bize ikram edilmiş bir şey. İbadeti böyle düşünerek yapmak lazım. İhtiyaç olarak, ikram olarak değil. İkram olarak yapan büyüklenmesini kıramaz. Ve gün gelir ya ikram etmesem de olur diyebilir. Ama ihtiyaç için yapan ihtiyacını terk etmez. Yemek yemeyi terk eden var mı? Nefes almayı terk eden var mı? Su içmeyi terk eden var mı? Neden terk edemiyoruz? Çünkü ihtiyaç olarak tanımlıyoruz onu. Diyoruz ki bu bizim ihtiyacımız. İhtiyaç da terk edilmez. Ama ikramı terk ediyoruz. Bir gün geliyor misafirimize atıyorum 4 çeşit yemek yapıyoruz. Başka gün geliyor ya diyoruz her gün de böyle olmaz. Bugün bir bisküviyle bir çayla göndereyim bunu diyoruz mesela. Çünkü neden o ikram bana kalmış? Ben sınırlarını belirlerim. Keyfim olmaz hiç vermem. Ama ihtiyaç öyle değil. Keyfim olsa hiç, yani keyfim olmaz diyemiyoruz yani. Yememiz lazım diyoruz mesela. İnsan yemese diyoruz işte şöyle olur böyle olur vesaire. Ben kendi dünyamda da bunu çok yakinen müşahede ettim. Mesela namaz kılmaya başladığım dönemde, daha doğrusu çocukluğumdan itibaren namaz kılmayı denediğim, 5 vakit namaza başlamayı denediğim dönemlerde işte başlıyorum, 3-5 ay devam ediyor, bırakıyorum. Başlıyorum, 3-5 ay devam ediyor, bırakıyorum. Sonradan 20 yaşımda biz İstanbul'a taşındığımızda işte ben 18-19 yaşındaydım taşındık. İşte bir daralma yaşadım. Çünkü arkadaşlarım kalmadı. İşte çevremdeki insanlar yabancı. Çok İstanbul'un hayatını da bilmiyoruz. Bir kere gelmiştim ama 10 gün durmuştum ben. O bir daraltı, bir işte düşünün orada bizim memlekette oturduğumuz ev böyle tepeleri gören böyle aydınlık bir yerdi. Şimdi geldik Yenibosna'da böyle basık bir yer. O daraltı, işte iş güç arıyoruz, bulamıyoruz, çalışıyoruz, çıkıyoruz vesaire. Bunlar bunaltı vesaire. O daralmada namaz bana ihtiyaç gibi görünmeye başladı. Ve o şartlarda ben bir daha namaza başladım. Elhamdülillah, çok şükür Cenab-ı Hak bıraktırmadı. Şimdiki yaşıma kadar işte 20 yıldır, neredeyse 20 yılda geçti. Namazlarımı kılıyorum. Elhamdülillah, çok şükür. Fazlı ilahi bu yani. Başka türlü açıklanamaz. Bunun devamlılığı, diğerinin devamsızlığı bence ihtiyaçla ilgiliydi. Ben namazı ihtiyaç olarak gördükten sonra namazı bırakmadım. İkram olarak gördüğüm dönemlerde kılıyordum, bırakıyordum, kılıyordum, bırakıyordum. Ne zaman ki birebir ya benim çok daraldım, Allah'a bir iltica etmem lazım arzusuyla namaza başladım. İşte onu bırakmadım. O yüzden cümle ibadetlerimiz için bu eşiği atlamamız lazım. Onu ihtiyaç olarak görme eşiğine geçebilmemiz lazım. Benim de daha geçemediğim ibadetler var ama geçmem lazım. Onlara geçtiğim zaman onlar da bende çünkü oturacak, adet olacak, terk edemeyeceğim bir şey olacak yani. Bunu başarmam lazım. Pekala, şu paragrafı da okuyayım. İki paragraf okumuş olalım. Sonra yarın inşallah devamını da tefekkür ederiz. Devamında güzel şeyler var ama vaktimiz yetmedi. Onların tefekkürünü bir sonraki güne bırakalım. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve mededkar bir hakikati mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de, o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan, bu vahşet şiddet olarak anlaşılmasın, vahşeti mutlaka yalnızlık, mutlak yalnızlık ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş, ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle ve şuaatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Bakınız ne söylüyormuş Bismillahirrahmanirrahim bize? Sen bu sır üzere yaratıldın. Alem de bu sır üzere yaratıldı. Eğer hidayet bulmak istiyorsan, doğru yola girmek istiyorsan, içinde huzur, mutluluk, ya tam işte taş yerine oturdu. Artık yerimdeyim, doğru yerdeyim. Böyle hissetmek istiyorsan senin yapacağın diyor Bismillahirrahmanirrahim'e yapışmak. Ne üzerine yaratıldığını kavramak. Allah içre, Rahman içre, Rahim'in ikramlarıyla var olduğunu kavramak. Yoksa rahat edemezsin.
yerinde olduğunu hissetmezsin. Sıkıntıların alır başını gider. Bir daha okuyorum. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikati mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim'de o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle ve şuatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Burada çok kavram var. Bunları da aşmak lazım. O halde bu paragrafın da derinlemesine tefekkürünü yerine bırakıyoruz. Ama okumuş da olduk. Efendim 14. Leman'ın ikinci makamında 3. sırdaydık. İki paragrafını okuyabildik. İnşallah Cenab-ı Hak yarın bunların tefekkürünü edebilmeyi bize nasip eylesin. Hidayetiyle bize doğruyu göstersin. İnayetiyle bizi hakikatlere ulaştırsın. Fazlı ve keremiyle o incilerden, o gümüşlerden, o altınlardan ziyadesiyle istifade etmeyi bize nasip eylesin. Allah sizden de razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahru davah minelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.